Deprem bölgesine giden CHP'li isimlere arkadaşlar Adana Büyükşehir Belediyesi ödemiş. Kimmiş? Engin Altay, ee, Akif Hamza Çebi, Gökçe Gökçen, Levent Gök, Engin Özkoç'un da aralarında yer aldığı CHP'li grubun Adana'da 5 yıldızlı lüks otelde kaldı, masrafın da Adana Büyükşehir Belediye tarafından ödendiği ortaya çıkmış. Söyleyeyim size siz zannediyor musunuz ki diğer belediye başkanlarının Pardon milletvekillerinin, AK Parti'nin, MHP milletvekillerinin giderlerini diğer belediyeler ödemedi. Yağma Hasan'ın böreği arkadaşlar. Bu milletvekillerinin kendi otellerinin parasını ödeyebilecek güçleri olmasına rağmen bilmiyorum. Yeniden Refah Partisi e, Genel Başkanı Fatih Erbakan demiş ki e, şeyi, e, AK Parti İstanbul'da desteklemek için Anadolu ve Avrupa yakalarında birer ilçe istedik. Ancak ancak peki verelim nereyi istiyorsunuz demedikleri için de bu ilçeleri konuşmadıklarını söylüyor. E, TV yüzde katıldığı programda Gürkan Hazır, Erdoğan Aktaş ve Başak Şengül'ün sorunlarını e, yaratmamış. Arnavutköy ve Sultanbeyliği mi istediniz diye sormuşlar. İsimleri çok önemli değil ama e, dedikleri doğru iki ilçe istemişlerdi. Ancak vermediler. Ben yine de söylüyorum. Fatih Erbakan'ın yapılacak anketlerde seçmenleri eğer ikinci tercihleri Murat Kurum olursa Fatih Erbakan'ın seve seve adayını geri çekeceğini, adayın da geri çekileceğini tekrar tekrar söylüyorum düşünenlerdenim. Şimdi sevgili izleyiciler şöyle gelelim. Altın madenin faciasının sorumlusu bulunmuş. Bunu bunu vereceğim ekrana şimdi size. şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan maden faciasının sorumlusu olarak izleyiciler gördü kişileri görevden almış. Masak'tan Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları ve Milli Piyango İdaresi'ne kadar pek çok kurumda atama ve görevden alma gerçekleştirmiş. Özellikle Erzincan İliş'teki maden faciası sonrasında Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığında bir Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdür Yardımcısı bir maden tetkik arama genel müdür yardımcısı ile 3 maden ve petrol işleri genel müdür yardımcısını görevden almış. Yani 5 kişiye faturayı kesmiş. Abi içinde bakan yok siyasi irade yok. Demiş ki ee, genel müdür yardımcıları sizsiniz bu işten sorumlu sizi görevden alıyorum. Tabii geçmişte e, hızlı tren kazasından sorumlu olan genel müdürü görevden alıp 5 yıl sonra tekrar göreve atadı. Bunlar da böyle olur. Sadece gaz alma operasyonudur. Bu genel müdür yardımcılarına talimatı kim verdiğini söyleyeceksiniz. Türkiye'de siyasi iradenin bürokratları siyasi iradeye rağmen ters karar alamazlar arkadaşlar. Alırlarsa ağzına sıçarlar. Bak kabaca söylüyorum yerinde duramazlar. Aganın pokun üzerine pok yapacaklar. Mümkün mü Türkiye'de böyle bir şey? Hele bu dönemde böyle bir şey mümkün mü? Yapamazlar. Aa, size aldım görevden. Eksik görev yaptınız. Murat Kurum, daha önceki çevre bakanları 113 kez denetim yaptıkları halde, bilir kişi raporu hazırlandığı halde oraya tekrar çalışma ruhsatının devam etmesine karar verenler, kapatıp sonra açanlar, o kapatıp sonra açılmasında ortalıkta rüşvet var mıdır mesela? Sevgili Gerçek TV izleyicileri, bu ülkede bugün itibariyle söylüyorum, geçmişte yaşanabilir ama bugün itibariyle söylüyorum, yukarıdaki siyasi irade isteyecek de aşağıdaki bürokrat direnecek. Direnemez abi direnemez. Onu görevden alırlar. Anasından doğduğuna da pişman ederler. Başka bir yerde iş de bulamaz. Eğer geçmişte FETÖ ile bağı varsa da FETÖcü diye ilan ederler. Öyle hikaye anlatmasın kimse. Yani öyle öyle bir şey yok arkadaşlar. Adını değiştirin diyor bir gün böyle. Değiştiremiyorlar işte arkadaşlar. Devlet değiştiremiyor don parasını da ödetmişler midir Ali Bey? Bilmiyorum arkadaşlar. Ben bu tür masaj parasını ödetmişler midir diye soracaksın. Daha başka şeyler de soracağım da söylemeyeyim. Ayıp olur. Bu, Türkiye'deki siyasi düzen bir yağma düzeni arkadaşlar. Türkiye'deki siyasi düzen bir çeteleşme düzeni. Türkiye'deki siyasi düzen adı üzerinde düzenlerin olduğu bir düzen arkadaşlar. Millette düzenenler sadece. A B C D E F hangi siyasi partiden olduğunun falan önemi yok. Türkiye'de siyaset zenginleşmenin bir aracıdır. Türkiye'deki siyaset devlete ele geçirip devletin olanaklarını kendinize, yandaşlarınıza ve ailenize ve partinize aktarma işidir. Hiç kimse bana hikaye falan anlatmasın. Türkiye'de belediye başkanı olup da zenginleşmemiş, zengin olmamış, ailesi zenginleşmemiş adam bulabilmek için aramanız gerekir. Böyle didik didik ara yoktur o. Varsa da beceriksiz derim yani ya da çok namuslu adam derim. O çok namuslu bir adam, çok ahlaklı bir adam olsa sevgili ha, bile meclis üyeleri onu orada durdurmaz. Onun ilçe başkanı, il başkanı orada durdurmaz. Onun milletvekilleri dur. Eninde sonunda ve yok öyle ya mı arkadaşlar? Türkiye'deki siyasi düzen, Türkiye'deki sistem düzenlerin kardeşliğine, düzülenlerin kalleşliğine dayalıdır. Düzülenler birbirine düşmandır. Düzülenler birbirinden nefret ederler. Düzenler ise ortak iş yapmaya devam ederler. Realite bu. Gerçeğimiz bu arkadaşlar. Evet. Evet. Bu kadar basit ahlaklı olan adam Türkiye'de siyaset yapamaz. Arkadaşlar 2015 yılında AK Parti'nin genel başkanı Profesör Doktor Ahmet Davutoğlu etik yasasını getirmek istediğinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ilçe başkanı, il başkanı bulamayız diyordu. Bilmediklerini mi zannediyorsunuz? Türkiye'de size itiraz edilmesini istemiyorsanız, bir kötü bir iş yapıyorsanız, kötü bir işe yapıyorsanız arkadaşlar, Önce etrafınızı suça ortak edeceksiniz. Etrafınızı suça ne kadar ortak ederseniz, aslında suç şebekesini ne kadar büyütürseniz o kadar yol yürüyebilir, o kadar uzun süreli iktidarda kalabilirsiniz. Bugün Türkiye'de sistemden beslenmeyen yoktur arkadaşlar. Siyasetçiler için söylüyorum bunu. Siyasetçilerin etrafındaki herkes için tabii. Yani aklınıza mimar mühendislerinden avukatlarına kadar emlakçılarına kadar, müteahhitlerine kadar kurulmuş bir sistem var arkadaşlar. Bu sistem birbirini besliyor. Bu sistem, bu sistem ranta dayalı, yolsuzluğa dayalı, rüşvete dayalı, milletten çalmaya dayalı. Bu kadar basit arkadaşlar. Deprem biliyorum arkadaşlar. Deprem deprem var bugün. Bursa'da 4 civarında gerçekleşmiş. Deprem geliyor arkadaşlar. Deprem geliyor. 2026'ya sürekli dikkat çekiyorum. 2026 Ocak'la 1 Ocak'la 31 Aralık arası Türkiye için büyük felaketlerin yaşanacağı bir yıldır. Benim benim öngörüm bu. Diyeceksin ki ne elinde bir bilimsel belge mi var? Yok arkadaşlar. Ama bildiğim bir şey var. Hem siyaset açısından hem facia açısından 2026 tehlikeli bir yıl arkadaşlar.